İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin kıymetli yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da, Ankara dışında teşrif eden kıymetli konuklarımız, İdare ve Bürokrasi'nin kıymetli katılımcıları, hanımefendiler, beyefendiler, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin 5. olağan kongresini yapıyoruz ve 5. olağan kongresine teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Yıl 2009. Malum bizim sistemimiz Allah-u Teala'nın insana bakış açısı. Baktığımızda neyi örnek aldık? Örnek aldığımızda kainatın bütün nimetlerinin insana verildiğini ve insanın kainatta bir sınırla karşılaşmadığını, kainatın muhatap olarak Allah tarafından alınan kişi olduğunu gördük. Ve biz de insana hizmette sınır tanımadık. Logomuzda gördüğünüz gibi kainatın ortasına İdareci ve Bürokratlar Birliği'ni, yani insanı koyduk. Peki ne olmalıydı? Olması gereken ülkenin olmazsa olmaz mukaddesatı vatan, millet ve bayraktı. Yani rengimizin kırmızı beyaz. Kırmızı kadar kararlı, gerekiyorsa üzerinde canımızı vererek beyaz kadar ara renk olmadan saf kalmayı, ruhumuzu da bugünden başlayarak ta referans olarak hıl fıl fıdüle dayandırdık. Yani batıyla evrensel değerler işbirliğindeyiz. Ama biz cemiyetçiliğin başında John Bayer'in olmadığına inanıyoruz. 16 yaşında aleyhisselatü vesselamın hıl fıl fıdül diye herkese insanlık lazım, herkese adalet lazım ve herkes insan olmalı, değerler etrafında olmalı diye bir referans aldı. Ki Hırf-ı Fidil Cemiyeti daha sonraki dönemlerde de çok ciddi icralar da bulunmuştur. Yine Peygamberimiz Mekke'de bulunan kırmızı değerler üzerindeki tüyler adedinde bir daha dünyaya gelmiş olsam bu sivil toplum kuruluşunun içerisine yer alacağım buyuruyor. Peki biz ne yapmalıydık? Farkındalık oluşturmalıydık. Geçmişiyle her çıkanın küfretmesi değil, barışması değil, barışması gerekiyordu. Yani ahiler ve loncalar teşkilatı. Başka ne olmalıydı? Hem kalem olmalıydı, hem kılıç olmalıydı. Biz değerlerimizle barıştığımız zaman ve adaletle birlikte liyakatın çok önemli olduğunu gördük. Ben bu harekete başlamışla başlayıp ve ters baktığımız zaman da bizim Osmanlı üç hilalini görürsünüz. Geleneksel olarak da turkuaz rengini görürsünüz. Ve biz İdareci Bürokratlar Birliği Derneği olarak amacımız geride hoş bir sada bırakmak. Yunus öldü, Mevlana öldü ama biz de öleceğiz. Fakat hala Yunus, Mevlana, bu vesileyle örnek aldığımız siyasetçiler, merhum Erbakan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Adnan Kahveci, Vali Yazıcıoğlu gibilerini ben özellikle de derneğimize de hizmet eden, geçen yıllarda da Milli Birlik Beraberlik Gecesi adına düzenlemiş olduğumuz burada abimizi ve Ali Poplay Bey'i, burada bütün vefat eden herkesi, şehitlik mertebesine ulaşanların en kalbi şükranlarımız ve dualarımızla yad ediyoruz. Öyle bir zamandayız ki hakikaten sivil toplum kuruluşu hareketinin zor durumda olduğu, bazılarının çok iyi durumda olduğu ama biz gönüllere talip olduk. Biz bir vücudun parçaları gibi, küfür nasıl tek milletse
çizgileriniz etrafında, vatanın etrafında tek olmaya gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Ve bizim sloganlarımız proje oldu. Elhamdülillah. Kardeşlik sınır tanımaz dedik. Çünkü Allah bütün Müslümanlar kardeştir emrediyor. Küfrün her yerden Türkiye'ye saldırdığını gördük. Dedik ki ey Müslümanlar, birlik ve beraberlik üzerine yarışın. Biz birlikte güçlüyüz dedik. Biz yaptık, bizden kaptılar. Olsun, biz birim alıyız. Herkes alıp götürür. Geleneksel çocuk oyunları dedik. Bizi dinleyenler daha ileri yere götürdü. Bu arada kendi belediye başkanı döneminde Sayın Kocatepe'de buna çok ilgi gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Biz geleneksel çocuk oyunlarını 2014'te başlattık. Kimse bize sormadı. Ama biz psikolojiyle, sosyolojiyle bu oyunları kime götürdük biliyor musunuz? Resulullah'a, oradan Fatih Sultan Mehmet'e. Nasıl mı? Biz dedik ki bizim anlayışımızda çocuklarla oynayan peygamberimizin hani falanca çocuk nerede diye sorduğunda kuşu öldü diye ona taziyeye giden bir ümmetin kendisiyiz. Biz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Resulullah'ın hadisine mazhar olmasıyla birlikte matrak ve mangalayla Yeniçeri Ocağı'nın kurduğunu gördük. Zeka oyunlarını gördük ve dedik ki çocukları terörün kucağına bırakmayacağız. Biz birlikte güçümüzle birlikte başka ne dedik? Dedik ki neyine lazım demeyeceğiz. Sıcakta durmayacağız. Nasıl ki peygamberimiz döneminde ensar ve muhacir varsa mülteci kavramının içerisine ensar ve muhacir koyduk. Bu vesileyle gönlümüz genişliğinde herkese teşekkür ediyorum. Ama ekranda da gördüğünüz şekilde bizi Afrin'e ve Cerablus'a götüren, orada günde 10 bin ekmek dağıtan, bir sınıfı Türkçe olarak okutan, parasal gücü olmadığı halde gönül veren İdareci Bürokratlar Birliği'ne ve özellikle Adil Şiraz Bey'e teşekkür ediyorum. Bu teşekkür dua mahiyetindedir. Aynı şekilde yanlış söylüyorsam düzelsin, 7-8 sene oldu. Hakverdi Atu Bey. Biz 3-5, 6-7 hatta 0-10 yaş çocuklar değil, onlara kucak açan Cebeci'deki çocuklarımızla, gençlerimizle kendilerinin bizi yönlendirmesiyle beraber olduk. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Biz başka da boş durmadık. Elini sen tut projesini yaptık. Şimdi Avrupa Birliği projelerine döndük. Ve biz başkaları gibi hiçbir şeyin kirasını almadık. Vatan millet karşılığında bir makam istemedik. Herhangi bir şey istemeden dünkü gibi darbe olsa yine aynısı gibi duracağız. Vatanımıza milletimize kastedenler karşısında yine duracağız. Ve şunu Türkiye'de çağırıyoruz. Başka Türkiye yok. Gelin bir vücudun parçaları gibi. Bizim çeşitlerimiz, bakın A'dan Z'ye kadar illerimiz var. Ankara'da bile ilçeler arasında kültür farklılığı var. Bakın Çubuk'la Şerefli Koçhisar'ı, Nallıhan'ı, Kazan'a baktığınız zaman yemek kültürleri, belki şiveler bile farklı. Bu ayrılık mı? Evet hayır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Biz ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye, kucaklaşmaya geldik. Biz birlikte güçlü olacağız. Biz hesaplar yapıp, hesabı değil, hasbi olarak, yalnız beklenti içerisinde olmadan, Türkiye'nin şu anda önünde bulunduğu en büyük sorun, gerçekten insana yatırım problemidir. Samimiyet, sadakat, vefa, hürmet, güven, tarihe, ecdada hürmet, bütün bunlarla biz barışık olursak diğer sorunların üstesinde geliriz. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak hakikaten şunları yaptık demek istemiyoruz. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir sözü var. Diyor ki benim sünnetimi örnek alarak bir araya gelip enaniyet göstermeyen, birlik beraberlik içerisinde olanlara
olsun. Biz de diyoruz ki önce samimiyet. Ben burada benim makamım, benim rakamım şu demeden bizimle ilk günden beraber olan, bize abilik yapan, isim saymıyorum, herkesten Allah razı olsun. Her kim ki bu harekete hizmet etmişse Resulullah'a hizmet etmiş gibi ecrini alsın. Her kim ki yarın Allah katında hesaplaştığımızda ahiler ve loncaların adalet ve liyakatın mislini alsın. Bizim beklentimiz var mı? Var. Bir vücudun parçası olmak. Ama biz neyime lazımcılıkla birlikte enaniyeti de bir kenara bırakacağız. Eğer bir yerde kalp ve akıl varsa ille de ben akıl ve kalp olacağım demeyeceğiz. Çünkü bu vücudun gözü kim olacak? Peki bu vücudun kulağı kim olacak? Bu vücudun iskelet yapısı kim olacak? O halde biz bir vücudun parçaları gibi, Hazreti Ömer'in dediği gibi, beni tamamlamaya gelin. Eğer ben tamamlamayacak şekilde eksiksem, beni kılıçla doğrult. Bu anlayış içerisinde yine bizim, bakınız, İslamiyet geldiğinde ne oldu? Hazreti Hatice, Aşere-i Mübeşşere 39-40. Yani önce neydi? Kalite. Sonra sayı. İnşallah İdare ve Bürokratlar Birliği Derneği bu ana kadar bir şekilde geldi. Ama ben bundan sonra özellikle yönetim kurulu üyelerinden şunu istiyorum. Ya zaten bu STK'lar 3-5 kişi altta kalacak. Tamam da senin ismin var. Havalecilik, sıyırma, işin altında kaçma gibi metotlara başvurmadan inşallah ve yeni bir yapı ile 2023 sonrasına, ben bunu siyasetten söylemiyorum, ebced ve cifre hesaplarıyla, daha hesaplarla Türkiye'nin İslam ülkelerine bayraktarlık yapacağına inanıyorum ve bu yapı içerisinde gelin neslin hoşuna giden birbirini dışlamak yerine, birbirini övmek yerine, birbirini tatip etmek yerine birlik ve beraberlik içerisinde bulunalım. Çünkü başka Türkiye yok. Farz edelim biz bir uçaktayız. Sevmediğimiz bir insan var. Onun için uçağı mı düşüreceğiz? Bir gemideyiz. Sevmediklerimiz için veya birkaç farkındalığımız var diye gemiyi mi batıracağız? Amacımız hiç kimsenin burnu kanamadan sahibi selamete ulaşmak ve birlikte uğraşmak, huzura ermektir. Eleştirmek çok güzel. Bunun en güzelini de siyasette görüyoruz. Muhalefetteyken herkes çok güzel konuşuyor. Ama muhalefetten sonra ise iktidar olunca farklı oluyor. Bir göreve talip olunca olmadan vaatler farklı, geldikten sonra farklı. Biz hizmetçi olmaktan, hizmetkar olmaktan gocunmuyoruz. Hizmet etmek, hizmetçi olmak bir şereftir. İkram etmek bir şereftir. Herkese nasip olmaz. Ben İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin teröre, darbeye, ülkenin birlik beraberliğine nasıl kastedildiğinde karşı durmuşsak daha fazla güçle duracağımıza inanıyorum. Ama bizim bir duruş karşısında da neyime lazım tavrı ötesinde birlik ve beraberlik olmamız lazım. Bu anlamda projelerimizde biz Ankara 15 Temmuz STK platformu, Anayasa platformu, Milli İrade platformu gibi platformların içerisinde aktif rol oynadık ve oynuyoruz da. Tekraren ebediyete intikal eden Ali Koplay, Zaki Taşdemir gibi kardeşlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Buraya maddi ve manevi katkısı olan, ayağıyla buraya gelen, değer katan sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Programlarımızda bizi yad edenleri ve bizi gönüllerinde misafir edenleri, Nef Kafe'de
Bu arada bize o zaman da Afrin'e girerken çanta göndermişti. Bütün tek tek bazıları benim ismimi söylemedi, o isimlerini de söyleyemediğimiz kişilerin hepsinden Allah razı olsun. Bakın Aşık Zeki Erdali abi var. Halk şairi dediğiniz zaman, Milli Ozan dediğiniz zaman gelir. Bize abilik yaptı. Onun da benden söyleyecek bir iki bir şeyi vardır. Ben teşrifleriniz nedeniyle en kalbi şükranlarımı sunar. 5. Olağan Kongresi'nin geçmişten farklı olarak bir bahanesiz şekilde 2018-2021 devletlerin, kurumların bir duraklama, fetret dönemi olur. Her ne kadar bu dönemde projeler yaptırsak da bu bizim duraklama dönemimizdi. Bu bize yakışmıyor. Ya bu derneği kapatıp gütmek lazım, ya başkanlığı birisine devretmek lazım, ya da burayı gütmek veya gütmek veya gütmek lazım. Samimiyetinize, sadakatinize teşekkür ediyorum. Allah kongremizi hayırlara vesile etsin. Sayın Başkanımıza bu güzel konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi halk ozanımız Aşık Zeki Erdali. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ankara'dan gelenler, dışarıdan gelen kardeşlerim hoş geldiler, sefalar getirdiler. Buradaki simaların %40'ını, %50'sini tanıyorum dostlarım, kardeşlerim.